Merhabalar, ben Gülçin Çelik Bıçak. İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümünde doktor öğrencisiyim. Bu çalışmayı e, Profesör Doktor Burak Güriş hocamla birlikte gerçekleştirdik. Fakat sunumu sizlere ben yapacağım hocamın da önerisiyle. Satın alma gücü paritesinin Türkiye için geçerliliğini inceleyeceğiz. E, i̇ncelerken de Fourier, Enders ve Granger doğrusal olmayan birim kök testini kullanacağız. Çalışmamızın kapsamı da e, ilk olarak satın alma gücü paritesinin teorisinden bahsedeceğiz. Ardından literatürde hangi çalışmalar yapılmış, bunları inceleyeceğiz. Veri nereden aldığımız ve ne gibi dönüşümler yaptığımızı açıklayacağız. Ekonometrik yöntem olarak kullandığımız Foryer Enders ve Granger doğrusal olmayan birim kök testini kısaca anlatacağız ve son olarak da uygulama yapacağız. Satın alma gücü paritesinin teorisine baktığımızda belirli malların ve hizmetlerin ülkeler arasındaki fiyat düzeyleri farklılıklarını ortadan kaldırarak ülkelerin para birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir yaklaşımdır. Satın alma gücü paritesi uluslararası gelişmişlik ölçütü olarak kullanılmakta ve ülkeler arası karşılaştırmaların yapılmasına olanak tanımaktadır. Bu yüzden ekonomide karar vericiler açısından önemli bir göstergedir ve ekonometrik yöntemler kullanarak analiz edilmesi oldukça mühimdir. İktisat teori literatüründe satın alma gücü paritesi terimi yaygın olarak çalışılan bir konudur. Temeli ulusal fiyatların ortak bir para birimiyle ifade edilmesini belirten tek fiyat yasasına dayanmaktadır. Literatür taramasına baktığımız zaman e Satın alma gücü purchase teorisini Tyler 1995, Tyler ve Tyler 2004 ve Sarno ve Tyler 2002 çalışmaları incelenerek teorik açıdan incelenebilir. Ee, ben burada literatür taramamda. Ekonometrik yöntemleri e, yöntemlerden bahsetmek istedim. Satın alma gücünün paritesinin geçerliliğinin incelenmesinden bahsettim yani. 2013'te yapılan çalış, e, bir çalışmaya örnek olarak e, Questas ve Regis çalışması verilebilir. E, çalışmalarında OECD ülkeleri için e, uygulama yapmışlardır. Ocak 1972 ve Ocak 2010 dönemlerinde incelemişlerdir ve çalışmanın sonucunda da satın alma gücü paritesinin 12 ülkede geçerli olduğunu görmüşlerdir. Yine 2013 çalışmasında yapılan bir diğer çalışmada da 33 Afrika ülkesi de inceleme yapılmıştır. 4Year ADF ve 4Year KSS birim kök testleri kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda da 20 ülkede satın alma gücü paritesinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. 2015'te de e, yine geçiş ekonomileri olarak nitelendirilen ülkeler için bir çalışma yapılmıştır. Burada da eşiklerle doğrusal olmayan birim kök testi kullanılmıştır ve çalışmanın sonucunda 5 ülkede satın alma gücü paritesinin geçerli olduğu görülmüştür. Bununla birlikte hocalarımızın yapmış olduğu 2016'da ve 2017'deki çalışmalarını örnek olarak gösterebilirim. Bu çalışmalarda da e, yine birim kök analizleri yapılmıştır. Türkiye için satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin incelendiği çalışmalara bakıldığında da 2019'da... E, 2003, 1 ve 2018, 12 yani aylık seriler kullanarak bir çalışma yapılmıştır. Fourier KPSS testi kullanılmıştır ve sonucunda da satın alma gücü paritesinin geçerli olduğunu görülmüştür. 2021'de yapılan bir çalışmada ise yine Fourier tipi birim kök testi kullanılmış ve bunun sonucunda da satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığı görülmüştür. Bizim yaptığımız çalışmanı da veri seti olarak biz real döviz kurunu kullandık ve bu seriye logaritma logaritmik dönüşüm uyguladık. Çalıştığımız dönemler 1994 ve 2021 yılları arasındaki aylık verilerdir. Bu veri setini de biz merkez bankasından elde ettik. Denklemde de e, YT olarak ifade edilen yani ikinci denklemde logaritmik reel döviz kurunu ifade ediyor. ST logaritmik nominal döviz kurunu elde ediyor. PT'ler ise logaritmik fiyat endekslerimizi farklı para birimlerindeki logaritmik fiyat endekslerimizi göstermektedir. Bir satın alma gücü partisinin geçerliliğinin incelendiği e, literatür, literatürdeki çalışmalara baktığımız zaman iki tane yöntemin kullandığını görmekteyiz yaygın olarak. Bunlardan birincisi eş bütünleşme analizi, ikincisi ise birim kök analizidir. Eş bütünleşme analizinde nominal döviz kurları ile yurt içi ve yurt dışı fiyatları arasındaki ilişki incelenir. Birim kök analizlerinde ise bizim çalışmamızda kullandığımız analiz de yine birim kök analizidir. Reel döviz kuru serisinin durağan ya da birim köklü olup olmaması ile ilgileniriz. Eğer reel döviz kuru serisi <laughs> durağan ise satın alma gücü paritesinin geçerli olduğunu söyleyebilmekteyiz. Fakat reel döviz kuru serisi birim köklü ise satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığı sonucuna varmaktayız. Bizim çalışmamızda kullandığımız For Year, Enders ve Granger doğrusal olmayan birim kök testinin prosedürü bu şekildedir. Üç tane adımdan oluşmaktadır. İlk olarak doğrusal olmayan deterministik bileşenler belirtilir. Model A ve Model B şeklinde. Model A bizim e, sabitimizin bulunduğu modeldir. Model B ise trend bileşenimizin yer aldığı modeldir. Şurada sin ve cos değerlerimizde For Year terimlerini ifade eder. Bu denklemlerden elde ettiğimiz kalıntılara biz mtar modelini uygularız ve buradan test istatistiği hesaplarız. Hesapladığımız test istatistiğine göre de serimizin birim köklü ya da duran olup olmadığına karar veririz. Yaptığımız çalışmadaki uygulamalardan birincisi öncelikle Enders ve Granger 1998 çalışmasındaki doğrusal olmayan birim kök testini uygulamaktı. Ee, burada da görüldüğü üzere tüm modeller için test istatistik değerlerimizin 250 gözlemdeki kritik değerlerden küçük olduğunu görüyoruz. Bizim hipotezimizde Real döviz kuru serisinin birim köklü oldu. Hes istatistik değerlerimiz kritik değerlerden küçük olduğu için biz temel hipotezimizi reddedemiyoruz. Yani serimiz, reel döviz kuru serimiz birim köklü oluyor. Ee, biz literatürde birim köklü olmasını nasıl ifade ediyoruz? Satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığı yönünde. Fourier, Enders ve Granger doğrusal olmayan birim kök testi sonuçlarımıza baktığımızda da Şurada test istatistik değerlerini, aşağıda da bizim e, simülasyon yöntemiyle ürettiğimiz kritik değerlerimizi görüyoruz. Baktığımız zaman test istatistik değerimiz kritik değerlerden büyüktür. Burada yine bizim e, temel hipotezimiz Real Döviz kuru serisinin birim köklü olduğudur. Test istatistik değerimiz kritik değerlerden büyük olduğu için, bu teste göre de biz temel hipotezi reddediyoruz. Yani reel döviz kuru serimiz durağan oluyor. Yani bunun sonucunda da satın alma gücü paritemiz paritesinin geçerliliği Fourier, Enders ve Granger doğrusal olmayan birim kök testine göre geçerli oluyor. Yani e, toparlarsak Enders ve Granger 1998 çalışmasında biz satın alma gücü paritesinin geçerli olmadığını görüyoruz. Fourier year angel birim kök testinde ise reel döviz kuru serimiz deterministik fonksiyon ile ifade edilen kırılma yapısı altında durağandır sonucuna varmıştık. Yani bu durumda satın alma gücü paritesinin geçerli olduğu e, görülmüştür. Yani biz bunun sonucunda ekonometrik olarak bir sonuç elde etmek istersek, ekonometride Fourier fonksiyonlarının kullanımının önemini aslında vurgulamak vurgulayabiliriz. Çünkü Fourier fonksiyonları bizim zaman serilerimizin boyutunun frekans yapısıyla tanımlanmasını olanak tanıyor. Literatürde de birim kök testleri Fourier yapısıyla yorumlanıp uygulandığı zaman daha güçlü testlerin elde edildiği görülmüştür. Yani bu yüzden serinin yapısına en uygun olan birim kök testinin kullanılması çok mühimdir. Çünkü birim kök testlerimiz e, yani seri aynı olsa dahi farklı sonuçlar verebilmektedir. Bu yüzden hangisinin yani teorik olarak incelenmesinde birbirlerine göre güçleri önemlidir diyebiliriz. Benim sunumum bu kadar. Buradan kaynaklardan kullanmak istediğiniz, tekrar detaylı olarak incelemek istediğiniz olursa faydalanabilirsiniz bununla birlikte genel olarak e, sorularınız ya da e, anlattığımız ve araştırdığımız konuya dair önerileriniz varsa gördüğünüz iletişim gördüğünüz mail adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ben biz çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın.